Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir toplu iş sözleşmesi videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Kamu kurumlarındaki toplu iş sözleşmelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi ile pek duyulmadık. Çok fazla bilinmedik bir sendika. Sosyalist Sendikası disk arkadaşlar. diske bağlı. TÜİS ile Sosyalist Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini sizlere sunacağız. Sendika farklı. Bakalım toplu iş sözleşmesi de farklı mı arkadaşlar? Üyelik tarihi 1 2 2021 31 1 2023 imza tarihi 14 Eylül 2021 arkadaşlar. Diske bağlı, diske bağlı toplu iş sözleşmeleri çok fazla sizlere sunamıyoruz çünkü çok fazla yetkili sendika değil disk. Genelde belediyelerde, sol belediyelerde disk genelde toplu iş sözleşmelerinde yetkili oluyor. Kamu kurumlarında da diske bağlı toplu iş sözleşmeleri çok nadir geliyor. Bu da onlardan biri. Bakalım arkadaşlar diğerlerinden farklı mı? Taraflar ve tanımlar Sosyalist Sendikası kapsam ve yararlanma buraları geçiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi toplu sözleşmesi hükmü diyor. İş yeri sendika temsilcileri atanması görevleri. Ben biliyorsunuz arkadaşlar biz genelde parasal kısımlara ilgilendiğimiz için buraları ben yavaş yavaş geçiyorum. Siz videoyu durdurup hepsini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Temsilci izinleri diğer izinler Yıllık toplam ücret izinler arkadaşlar iş yeri mevcudu. Bir 50 işçi çalışan iş yerlerine 10 gün sendika temsilcisi ve görevleri arkadaşlar bunlar. 51 200'e 15 gün, 201 500 işçiye 20 gün, 501 ile 1000 işçiye 25 gün, 1001'den daha fazla işçiye de işçi sayısının 110 kadar. Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üye, tüm üyeler içindir diyor arkadaşlar. İlan tahtası, temsilci odası, sendika yöneticilerinin görevleri, sendika aidatı direkt kesiliyor zaten arkadaşlar. İşe girişlerde deneme süresi 2 aymış. İş ve iş yeri temsilcilikleri. Yeni iş arama izni haftalık çalışma süresi 45 saat olarak imzalanmış. 40 saat değil arkadaşlar. Dün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin toplu iş sözleşmesini sizlere sunmuştuk. Orada 40 saat imzalanmıştı. Çok nadir 40 saat imzalanıyor arkadaşlar. Toplu iş sözleşmelerin çoğu 45 saat olarak imzalanıyor. Günlük çalışma süresi arkadaşlar 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika dinlenme, 4 saatten ve 7,5 saati kadar olanlara yarım saat dinlenme, 7,5 saatten fazla süreli işlerlerine 1 saat ara dinlenmesi verilir diyor arkadaşlar. Fazla çalışma ücreti haftalık 45 saat üzerine çalışmalar fazla çalışmadır. Çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarını %60 yükseltilmesiyle ödenir diyor. Hafta tatili çalışma ücreti İşçilere iş yerlerine belirlenen çalışma günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla ile 7 günlük bir zaman dilim içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme verilir diyor. Hafta tatili günü çalışılan işlere çalışmadan alacakları ücretleriyle birlikte bugün için toplam 3 günlük ücret ödenir diyor. Ulusal bayram gene tatil günleri ve ücretleri ulusal bayram gene tatil günleri kanunda belirtilen günlerdir. Ulusal bayram ve gene tatil günlerinde çalışan işlere bir iş karşılığı olmaksızın 3 günlük ücret ödenir diyor arkadaşlar. Yıllık ücret izinlere bakalım. 1 yıldan 5 yıla kadar olanlar 16 gün, 5 yıldan 15 güne kadar olanlara 23 gün. 15 gün dahil 15 yıldan daha fazla olanlar da 28 gün ücret izin verilir diyor arkadaşlar. Ücretli mazeret izinleri işin evlenmesi halinde 5 gün eşin ana baba ve kardeşin ölümü halinde 5 gün eş ve çocuğun ölümü halinde 6 gün kayınvalide ve kayınpederin ölümü halinde 2 gün işçinin eşin doğumu yapması halinde 5 gün işçinin evlat edinmesi halinde 5 gün Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde 10 gün ücretli mazeret izni verilir. Şu ana kadar klasik bir toplu yüz sözleşmesiyle sizlerleyiz. Hani disk e, tıbbi sendika dedik ama şu ana kadar aynı gidiyor arkadaşlar. Diyet e, kurumlarla toplu yüz iş sözleşmesi. İşlerin en az %70 oranında engelli ve süre gelen hastalığa olan çocuğun tedavisinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir diyor. Yine kanser, verem gibi ağır hastalıklarda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Ücretsiz mazeret izni arkadaşlar 45 güne kadar veriliyor. Bu 45 gün daha da uzatılabiliyor. Yani 3 aya kadar arkadaşlar. Yine 6 aya kadar işleri bakmaya mecbur oldukları veya refakat etmediği takdirde hayat teknik tehlikeye girecek. Anne baba eş ve çocuklarıyla kardeşlerinin birinin ağır kaza geçirmesi ve önemli bir hastalığa yakalanması durumunda 6 aya kadar ücretsiz izin veriliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Ücret ödeme ve zamanı diyor. Herhangi bir gün yazmamış. Taban ücret yine kamu çerçeve protokolünün aynısı olmuş arkadaşlar. 1-1-2021 tarihinde 136 lira 67 kuruş gün altında olan eşlerinin günlük bir ücretleri 136 lira 67 kuruşa çekilmiş. Daha sonra 1. Altay, 1. Altay zamı 112 olmuş. 2. Altay zamı %5, 3. Altay zamı %5, 4. Altay zamı da %5 imzalanmış. Yani kamu çerçeve protokolünün aynısını imzalamışlar arkadaşlar sendika farklı olmasına rağmen toplu sözleşmesi diğer yetkili sendikaların aynısı olmuş. Birinci grup 140 TL gün, ikinci grup 139 TL gün, üçüncü grup 138 TL gün. Yine ikinci altı ay 146 lira 50 kuruş, 145 lira 50 kuruş, 144 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu işe giriş ücreti sözleşmenin ikinci, yıl, ikinci yılında ise ücret zammı oranında ve ücret zammı tarih itibariyle arttırılarak ödenir diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. İkramiyelere bakalım arkadaşlar. 30 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Tediye dışında bu ikramiyenin 15 gün Mart ayında, 15 gün ise Ağustos ayında ödenir. Sözleşmenin ikinci yılında ise işleri 40 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiye 20 günü Mart ayında 20 günde Ağustos ayında ödenir diyor Hacettepe Üniversitesi'nde arkadaşlar. İkramiyelerin ödenmesine kız selliye uygulanır. Ücretsiz izin günleri hesaba katılmaz diyor arkadaşlar. Yemek yardımı ilk 6 ay 11 lira 94 kuruş. ikinci 6 ay 12 lira 54 kuruş arkadaşlar. Sosyal yardım Top büyük sözleşmesi birinci yıl birinci alt ayında bir 392 TL. ikinci alt ayında ise arkadaşlar 411 lira 60 kuruş. Vasıta yardımı servisi yoksa iki adet işe gidiş gelişten sadece birinde servis varsa birinde büyük şehir otobüs rayç bedeli ödeniliyor arkadaşlar. Giyim yardım 20 lira 48 kuruş. ikinci altay ay 22 lira 55 kuruş. Birinci grup arkadaşlar iş primlerine bakalım. Birinci gruba Müdür yardımcısı, mühendis, diyetisyen, aşçı, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi, bilgisayar programcısı, çözümleyici, bilgi işlem operatörü. Bürüt 5 lira 97 kuruş, ikinci altı ay 6 lira 27 kuruş veriyor arkadaşlar. İkinci grup güvenlik görevlisi, büro işçisi, aşçı yardımcısı, garson. Birinci altı ay 4 lira 77 kuruş, ikinci altı ay 5 lira 10 kuruş arkadaşlar. Üçüncü grup Diğer işler olarak ayırmış 3 lira 58 kuruş. ikinci altı ayda da 3 lira 76 kuruş olarak veriyor iş primi arkadaşlar. Ek ödeme Mayıs ayında bürüt 895 lira 30 kuruş olarak ek ödeme verilecektir diyor. Hizmet zammı 696'lı KHK'lı işçi arkadaşlar 2 Nisan 2018 tarihi baz alınacak. İşkur'dan işe girdiyseniz ya da kadrolu işçiyseniz arkadaşlar ilk işe giriş tarihiniz baz alınacak. Bunun da neti %20 belgede 4 lira 70 kuruş, %27 belgede 4 lira 30 kuruş var arkadaşlar. Ona göre hesap edin, yılınıza göre. Her yıl için 4 lira 70 kuruş üzerine koyacaksınız arkadaşlar. Evlenme yardımı bürüt 272 lira 36 kuruş, ikinci altı ay 285 lira 98 kuruş veriliyor. Ölüm yardımları işçinin sözleşmenin birinci yılında ölüm halinde. Kanun Ümiratçıları'nın 680 lira 84 kuruş. ikinci altı ay 714 lira 88 kuruş. İşçinin eş çocuk ana ve babasının ölümü halinde 408 lira 59 kuruş. ikinci hatta 490 429 lira 20 kuruş arkadaşlar. İşçinin işin iş kazası ölümü halinde 1089 lira 27 kuruş. ikinci altı ay 1143 lira 70, 73 kuruş ödenir diyor. Geldik disiplin hükümlerine arkadaşlar. Şöyle ben hızlıca farklı bir sendika olmasına rağmen toplu üst sözleşmesi aynı olmuş arkadaşlar. Diğer kurumların toplu üst sözleşmelerinin aynısı olmuş. Bu toplu üst sözleşmesi 1 2 2020 tane yürürlüğe girer. 31 Ocak 2023 tane sona erer demiş. Devam ediyorum. Evet imza imzaları görüyorsunuz arkadaşlar. TÜİ sadece Tepe Üniversitesi ve Sosyal Sendikası temsilcileri diyor. Ceza cetveline bakalım. Belki işinize yarar arkadaşlar. Ola ki bir böyle bir durumda karşılaşırsınız. Bu tabloda ki ceza cetveline maruz kalacaksınız arkadaşlar. Evet 18 sayfalık klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. Sosyalist sendikası çok fazla duyduğumuz bir sendika değil. Hacettepe Üniversitesi'nde bu sendika yetkili sendikalı, devrimci sendikaları, Konfederasyonu ama toplu sözleşmesi, klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. Diğer farklı e, büyük sendikalardaki sendika hemen aynısı olmuş. Farklı bir bir şey görmedim ben arkadaşlar. Siz gördüyseniz videonun altına yazın. Bizim belki gözümüzden kaçmıştır. Evet, durum böyle arkadaşlar. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kamu işçisiyseniz Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Türkiye'nin en iyi ve en büyük YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz kamu hesabelerinin hiçbirini kaçırmazsınız arkadaşlar diyorum. Ve kalın sağlıcakla arkadaşlar.